Adayın açıklandığı konusunda geç kalındığı yönünde hem medyada hem aydınlar arasında, sokakta da doğrusu böyle. Bu konuda neden gecikildi ya da gecikildiğine inanıyor musunuz? Ve sorulan sorular, belki siz de öyle söyleyeceksiniz. Biz hiç şu ana kadar adayı konuşmadık dediniz. Ne konuşuyorsunuz? Türkiye'nin Erdoğan can alıcı... abi önce soruyu sordu, cevabı verdi, sonra başka bir soru sordu. Buyurun Sayın Genel Başkan. Türkiye'nin can alıcı, can yakıcı o kadar çok meselesi var ki, hem yapısal hem konjonktürel hem aktüel tüm bu meseleleri konuşuyoruz. Tabii kamuoyu haklı taleplerle bu soruyu sormalı, soruyor da zaten. Ama siyasetin bir momentumu var, bir tabii zamanlaması var. Özellikle Türkiye'nin hangi sıcak iklimde, iktisadi, ekonomik, toplumsal, siyasi şartlarda o sıcak eşiğe seçimin deyim yerindeyse, hani maratonun projektörlerin altında, stadın içinde koştuğumuz eşiğine geleceğini bilemiyoruz. Türkiye pek çok riski bünyesinde depo etmiş vaziyette ekonomiden başlayarak. Bütün bunlar da siyasetin o algoritmasını, parametrelerini değiştirebilecek unsurlar. Ama ben geç kalındığı kanaatinde değilim. Netice itibariyle Türkiye'de aday böyle göktaşı gibi gökten düşecek hali yok. Bir geçmişte olduğu gibi iddiasız, no name, farklı alanlardan değil, en azından bizim fikrimiz siyasi alanda icracı iddiası olan politik figürlerden oluşacak. Sayın Başkan bir dakika, geçmiş zamanda olduğu gibi no name isimler dediniz. Ekmelettin İhsanoğlu mu? Tabii. Yanlış bir isim olduğunu düşünüyorsunuz o gün için? Evet, yani netice itibariyle Sayın Erdoğan kuvvetli bir politik figür. Bunun karşısında siz hele hele Cumhurbaşkanlığını atfettiğiniz mana, Türkiye'de 80 sonrası zaten Cumhurbaşkanlığımız normal sembolik bir cumhurbaşkanı değil. Kurulan mekanizma itibariyle pek çok önemli yetkisi vardı ama 2014'ten itibaren, daha doğrusu seçimle Cumhurbaşkanlığı seçilmeye başladığı andan itibaren arkasında bir toplumsal meşruiyet alan politik figürlerin siyasi alandaki özgül ağırlığını göz önünde bulundurmak lazım. Bugün geldiğimiz nokta onun da çok çok ötesinde bir nokta. Bugün adeta, hani ben öyle tarif ediyorum bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini, sınırsız yetki ve hiçbir de mekanizmasının olmadığı bir sistem. Burada icracı bir hüviyeti olmak mecburiyetinde. Hele hele bugün eleştirilerimizin temeli sistematik Türkiye'nin ekonomiden başlayarak bütün toplumsal sahalarda açık vermesinin en önemli sebebi bu yapısal bozulmadır. Bu noktada bir geçişi, kriz yönetimini yönetecek bir siyasi akla, perspektife, ilişkiler ağına sahip olmak, bu da politik bir tecrübeye gerektirir. O açıdan ifade ediyorum. İcracı olması gerektir dediniz ama. Netice itibariyle siz icraat iddianızı ortaya koymalısınız. Karşıda icracı hüviyetiyle bugün Sayın Erdoğan var ve uzun yıllardır iktidarda olmuş bir siyasi partinin genel başkanı. Bunun, o açıdan iddialarınız toplumun geçmişte olduğu gibi sembolik hüviyetiyle değil, hem elinizde ekonomiden dış politikaya bütün bu politika sahalarında bir performans koyacak bir siyasi perspektifiniz olmalı, hem de onun ötesinde iddiamız bu yanlış giden sistemi değiştirecek, orada da bir siyasi krizi yöneterek bu değişim sürecini yönetebilecek bir performans koyacak. O açıdan icracı hüviyetini çok önemsiyorum. Peki ben merak ediyorum Sayın Genel Başkan, sizin Gültekin Uysal'ın gönlündeki Cumhurbaşkanı adayı ya da gönlünüzde işte bir liste var mı? Bizim tahmin ettiğimiz bazı isimler var, sizin destek verdiğinizi düşündüğümüz isim mesela, ama yani Gültekin Uysal mesela Cumhurbaşkanı adayı olarak belki isim vermeyeceksiniz ama gönlünüzde var mı bir aday ya da iki aday? Sevgili Pınar, istersen Sayın Başkan'ın bundan yaklaşık bir 4-5 ay önce attığı ve gündeme bomba gibi düşen bir tweet'i var. O tweet'i ekrana bir verelim. Hatırlayacaksınız. Kimin sevgili olması Sinan, olmaması olmayanları gerekiyor. Tarif etti. Eskiden Süleyman Bey onu yapardı. Evet, olmayacakları söylerdi. 20 yıllık AK Parti döneminde değil Gültekin Uysal'ın, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın tweet'i şöyle. Türk milletinin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var diyor Uysal. 1. 20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak. Zaten kıyameti koparan bölümde burasıydı galiba. 2. Seçilebilirlik. 3. Seçim sonrası 20 yılda AKP tarafından devri sabık muamelesine maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi.
O soruya bunu ilave etmiş olayım. Yalnız Gürkan şöyle de bir şey var orada. Ciddi de bir beğeni almış. Yani demek ki karşılık bulmuş Sayın Genel Başkan'ın 14 bin tweet'e. Beğeni. Evet. Evet. Sonra arkası gelmedi bu tweetlerin. Onu da söyleyelim. Sonra siz bu tweet'i attınız. Sonra hatta ben Sayın Genel Başkan'a ulaşmaya çalıştım. Beyanat da vermediniz. Merak ettik. Orada kaldı o. Şimdi gerçekten hem bu tweet'i de sormak isterim. Bir takım rahatsızlıklar var mı diye, hem de aynı zamanda Gültekin Uysal'ın Cumhurbaşkanı adayı kim? Zaten cevap Latife'yle başlayalım ama. Yani hani gönül kârda gezer demiş. Eğer ortak bir aday iddiamız yoksa her siyasi partinin tabiatıyla genel başkanı Cumhurbaşkanı adayıdır. Bugün çok yapısal bir dönüşüm var aslında siyasi rekabette. Siyasi rekabetin sıklet merkezi kaydı. Nereye kaydı? Parlamentodan artık hükümetler çıkmıyor. Parlamento rekabeti siyasetin merkezi değil. Asıl merkezi rekabet Cumhurbaşkanlığı. Partilerin varlığı ve iddiası yürütmeye talip olmaktır. O açıdan siyasi partiler müstakilen eğer siyaset yapıyorlarsa her genel başkanı bu iddiada olmalıdır. Ama bugün siz de geldiğimiz bu iddiada eğer ortak aday olmazsa iddianızı elbette, devam ettireceksiniz. Geldiğimiz nokta itibariyle tabii %50+1 dengesi. Hiçbir siyasal partinin kendi başına bu neticeyi alamaması dolayısıyla işte Cumhur İttifakı'na bakalım, bu fotoğrafı net görürüz. Siyaseti kamplar halinde, bir takım ittifaklar halinde, işbirliği sahalarında yapılır hale getirdi. Ben aslında böyle bir sürecin siyaseti rasyonelleştireceği gibi bir beklentim de vardı ama Türkiye'yi daha da kutuplaştırdığı kanaatindeyim. Bu açıdan bakınca önümüzdeki sürecin önümüze koyduğu çerçeveler var. Biraz evvel referans verdiğiniz tweet'in 3. bölümünden de başlayarak. Yani Türkiye'de yaşadığımız bir travmatik dönem, 20 yıllık dönem. Ve bu travmatik dönemin kurumsal hale gelmesi için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında, ister adına yerli desinler, ister milli desinler. Yani siyaset bilimi literatürüne baktığımızda parlamenter demokratik rejimlerde sert kuvvetler ayrılığına dayanan başkanlık modelleri de meşrudur. Ama Türkiye'de uygulanan model bu referanslarla Türkiye'nin ihtiyacı etkin bir yönetim, yürütme, organize edelim, konfigüre edelim, dizayn edelim bu saikle hareket edilmemiştir. Sayın Erdoğan'a göre bir elbise dikelim. Adeta şu propaganda da yapıldı. Allah'ın bu asırda bu millete bahşettiği birisi var, ona yetki verelim. O ne biliyorsa okusun. İşte Sayın Erdoğan'ın da 20 yıldır ne okuduğunu biliyoruz. Sadece bir soruyu sorsak Adalet ve Kalkınma Partililere, bu yetkileri Sayın Erdoğan'ın dışında birinin kullanmasına razılar mı? Razı olmazlar. Sayın Erdoğan da razı olmaz. Yani bu kadar geniş bir yetkiyi, bu kadar kontrolsüz bir yetkiyi, bu kadar bu hafta mecliste bütçe görüşmelerinde de ifade ettim. Modern siyasi tarihin serüvenine baktığınızda, ilerleyişine baktığınızda, tarihine baktığınızda bir şeyi görürsünüz. Keyfi rejimleri kademe kademe sınırlandırmak,